ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Hayatın İçinden programı bugün de başlıyor. Yine bir mekandayız, atölyedeyiz öyle söyleyelim. Sayın Hasan Hayla ile birlikteyiz. Ayakkabıcılıktan, kunduracılıktan, çıraklıktan yetişen bir isim aslında. Kendi evet. ağzından kendini tanıyacağız. Öncelikle teşekkür ederiz. Buraya geldik. Sizin bir hayat hikayenizi dinleyeceğiz. Kimdir Hasan Hayla? Ben Hasan Hayla. Çıraklıktan yetişme. 1982 yıllarında aşağı yukarı 6-7 sene çıraklık yaptım Denizli Tavas'ta. Bir zaman kalfalarını yaptım. Ondan sonra kendim iş yeri açtım. Bir 5-10 sene çalıştım. Ondan sonra 2001'den bu tarafı bıraktım, tamire dönüştüm. El işlerini tamirine şu anda idare ediyoruz. Kaç yıldır bu tamir işleri? Aşağı yukarı 20 yıldan beri tamirine uğraşıyorum ben. Kaç yıldır Milas'tasınız? 20 yıldan beri Milas'tayım. Aynı Aras'tayım burada. Bu dükkandasınız. Bu dükkandayım. Evet, bir 20 yılını bize anlatır mısınız? Yani dükkanda şu anda eskiden kalan ayakkabılar, kunduralar çok fazla. Şimdi o bende eski gelişime, yetişmeme ait. Senin burada görmüş olduğun ve dışarıda asılı ayakkabılar eski benim çıraklığımdaki eski şeyimi hatırlamak için ve onları devamlı asarım, reklam için evet. gördüğünde. Onlar eski ayakkabılar değil eski. Mi? Eski. Yani ben demodel olarak 35-40 yıl önceki model adımına kendi geçmişimi unutmak amaçlı demodel olarak onları asıyorum. Dikkat çeksin diye. Evet. Bak benim panam daha yoktur önünde. İlan reklam panam yoktur bende. İsim yok ama bütün ama şu anda Milas sizi biliyor. Milas değil, Milas çevresi, Bodrum ve çevresi, Gülbük'ün her taraf biliyor. Evet, ayakkabıları size getiriyorlar. Ayakkabı sıfırdan yapıyor musunuz sıfırdan yoksa? Sıfırdan yapıyorum da pek nadir yaptıran. Çünkü şöyle fabrikasyon bastı. Dış güç bastı yani. Dünya dış güç bastı şu anda. Evet. Siz neler yapıyorsunuz? Biraz dinleyelim sizden. Sadece işte el işi tamirdir, taban değiştirmedir, terliktir, çantadır. Bu şekilde idare ediyorsunuz. Fermuar gibi. Elimizden kadar idare ediyoruz. Evet. Bu mesleği biraz bize anlatır mısınız? Zor bir meslek mi? Bu meslek aslında çok basit ama yetişen yok abla şu anda. Mümkün değil, yetişmez. Dünya çapında yetişmez. Bizde neden, değil. Neden öyle düşünüyorsunuz? Şimdi gelişmiş devletler artık yani dünyada 2-3 gelişmiş devlet bütün dünyaya sarılınlık halini getiriyor şu anda. Bizim sanatta değil yani. Hangi sanatta olursan olsun yani. Hangisinde olursan terze git, sanayi git. Hiçbirinde bizim ülkede değil yani. Bütün ülkede. Neden ben böyle oldu? Bundan aşağı Şubat ayında ve Kırgızistan'daydım 15 gün. Orada çok yazdım, çok dikkat ettim. Hiçbir meslekte yok. Ne marangozda ne sanayide hiç kimse öğrenmiyor. Okuyor, okumuş cahil. Okumuş cahil yani. Soruyorsun adama. Bir gün köyde kaldım. Orada Kırgızistan'da. Bişkek'e yakın. Sabahına kalktım yumurta sordum. Yumurta yok köyde. Süt sordum yok. Dedim ki siz Bişkek'te yaşıyorsunuz. Hayır köyde yaşıyoruz. Yok Bişkek'te yaşıyorsun. O zaman ekip biçme. Yani bu hazırı mı? Gelişmiş ülkeler yön veriyor, anladın mı? Halkına sığabilirim, anladın mı? Daha fazla sığabilirim. Şu anda bizim ayakkabı, ben buradaki akşamı da yapmış olduğum ayakkabının çoğu biri tamir olmaz. Yapılamaz yani ama biz yapıyoruz. Yani biz temelde geldiğimiz için çoğu meseleyi sorundan göre onu çözüp yapamaz. Çıraklıktan yetişmek gerekiyor. Çıraklık yetiştirmez. Biz bunu mesela aşağıdan parça kurur, deri kurur, öğrenir, bir şeyler yaparız yani. Ama bunu sonradan gören gözden sanatına bu yürümez yani. O zaman meslek liselerine daha mı çok ağırlık verilmesi okuluna, gerekiyor? Okulla meslek olmaz. Yapıp bozmadan sonra ben hiçbir meslek olmadı. Yani hangi meslek olursa olsun. İlla yap boz yani. Temelden yetişecek. Okulda kitaptan okur. Kitapta konu bu sanat olmaz ki. Şimdi bu makineye söküp takıp bunu bir işe getirmeden sonra yapamazsın bu makineye. Ne kadar kitaptan okursan okur. Bunu parçalarını söküp takıp bir araya getirmeden sonra yapamazsın. Evet. Bunun bir tek iğnesi hafiften meyli çevirdiğinden dikmez. Pratiğe mi dönüştürmek lazım? Pratiği temelden yani bütün sanatlar temelden bırak okul yani. Okul mesela hatun bir gün iki gün gidebilir. Temelden yetişerek. O da çok zor artık. Dünya şu anda. Size gelen öğrenciler var mı bu işi öğrenmek gelmez için? Gelmez ki. Neden gelmez? Neden öyle düşünüyorsunuz? Gelmez abla. Ben yıllardan beri yaz mevsimi daha arıyorum. Gelmez yani. Şu anda benim kendi oğlan çocuğum o da istemiyor. Zor olduğu için mi? Zor olduğu için. Ortam oraya gösteriyor. Şu anda internet, bilgisayar, cepleri, oyun kuyuna bir şeyden değil ki. Evet. Peki nasıl adımlar atılabilir? Bu mesleğin ölmemesi için. Yani ya da sadece ayakkabıcılıkta değil. Sizin dediğiniz gibi diğer meslek gruplarında da böyle. Devletin adım atması ara lazım. Ara eleman yok şu anda. Ara eleman zaten bulamazsın. Hangini bulabilirsin? Mesela bizim... Çok iyi bir maaşla bile bulamıyorsunuz. Ya maaş değil. Ben 2 yıl burada dış ülke gitmek için. Ben Kırgızistan'da evliyim. Orta işlerim vardı. 2 yıl İnternetten paylaştım. Eleman aradım. Yetişmiş. Bana dedim hiç para verme. Adam hemen maaş soruyor. Kardeşim sen bu makine kullandın mı? Yok. Bunu kullandın ve ne yapacaksın burada? Dükkan bekleyeceğim. Benim dükkanı herkes bekliyor ama burada bakkal dükkanı değil ki.
Onun da bir sorumluluğu var. Hemen sonra maaş soruyor. Evet. Şu an ben burada, burası benim küçücük, tamam mı? Benim burada, ben çalıştıktan sonra ayda 150 lira para demem, 150 lira para demem yani. Çalıştıktan sonra. Tabii ben yalnızım, takip edemiyorum. Nereye gitsem yalnızım, burası kalıyor. Evet. Bir pazarım da ben rahat alışveriş çıkamıyorum. Ben evde aileme bir yere gezmeye gidemiyorum. Çünkü neden? Benim yana gelen şu anda, bunu İş herkes yoğunluğu var. İş yoğunluğu değil. Bizim işe gelen alt tabaka gelir. Evet. Bu alt tabaka sen burada ezmeye çalıştığın zaman kendin ezersin. Bunu burada herkes düşünmez. Geçenlerde bir tane öğretmen arkadaş geldi buraya. Öğretmen daha çalışıyor şu anda. Getirdi ayakkabı, benim yanına sıkıra sıkala getirdi. Bundan eminim. Ben buraya toplamıştım. Bu eşya ben toplayayım, içeri topladım. Yani akşam saatinde geldi, dedim hocam yarın yaparım. O da sesini çıkarma ama ertesi gün kendisi burada bülbülü gibi konuştu. Dedim hocam ben akşam sende dedim boş çevirdim, üzüldüm. Yani belki adam ertesi gün yani giyecek bir ayakkabısı yoktu. Nasıl bu noktaya geldik Hasan Bey? Ya nasıl? Yani, dünyada yani bizde değil, her tarafta aynı. Şimdi terziye gidiyorsunuz, gerçekten yırtık montlar, kıyafetleri getirip eskiyi değerlendiriyorlar. Kunduracı, ayakkabıcı, tamircisine gidiyorsunuz. Yani ayakkabıları yığmışlar, artık onu giymek zor. Neden bu duruma geldik biz? Ya neden bu durum? Halkın cahilliğinden. Başımdaki yönetim hepsinde şeyde biz değil, bir Türklerde bu aynı. Benim dış ülke dünyada mesela bu işi yapan arkadaşlarım, ben çağırıyorum mesela Avrupa'da, İsveç'te dolu gel. Ne yapacağım ben Musat'tan gitsem orada ne yapacağım? Aynen. Onlar da iş sıkıntısı arıyor. Filler şu anda ben İsveç'ten telefon geliyor gel. Benim yaşamaya Musat'tan İsveç'e gitsem ne yaparım ben? Ama ekonomik düzeyi bu kadar düşük ülkelerde değil yani. Daha rahat geçiriyorlar. Adam İsveç'ten bana çağırıyor şu anda. Evet. Avrupa'dan bana çağırıyor. Gel diyor. Anladın, benim bütün belgelerim, çıraklık, ustalık, kahve hepsi var bende yani. Ben 55 yaşından sonra gitsem orada ne yaparım? Evet. Taş olsam hangi başı yararım yani? Yaşım 55 yani. Kaç yılda çalıştın? 5 yılda, 10 yılda çalıştın. Zaten eskisi gibi kaldıramıyorsun. Bazı şey senin hiç kafan almıyor. Sabahın bir tane müşterim geldi buraya. Yine dedim bismillah, adam getirmiş. Ayakkabının tek tabanına tekini değiştirelim diyor. Bak şu ayakkabının tekini değiştir. Düşün yani şunun tekini. Bu buradan kırılmış, bunun tekini değiştirelim. Dedim abi nasıl uyduracağım ya? Bendeki ona uymaz ki. İkisini değiştirecek parası yok. Ya parası var. Var. Ama anlatamıyorsun yani, onu çok para zannediyor. Dedim ki abi bak, evet, buna tek dosya çift dosya ben 300 lira alırım. O da bizi şu an tatmin etmiyor. Neyi tatmin ediyor? Bizim şu anda en ucuz aldığımız taban 180-200 civarında. Burada envai çeşit taban var. O daha bu ne olacak daha bunu? Daha benim depom var haliyle iki yerde. Evin altında var, burada var yani. O ne olacak yani? Sizin dışınızda başka böyle bu mesleği icra eden var mı? Temelden yok burada. Temelden yok. Gözden çalmıyor. Gözden çalmıyor. Bu sanat hiçbir yürümez. Hiçbir yürümez yani, anladın mı? Evet. Şu an bir bizim mesela Milas, buradan paylaşan, zeytin bölgesiyiz biz. Evet. Kışın benim en dikkatimi çeken, ben de hazinde 16 dönüm yeri açtım. Sabahları zeytin zamanı bakıyorum şöyle, hiç 50 yaş altında bir tek zeytinin gideni görmüyorum. 50 yaşında, 60 yaşında, yani yatağından zor kalkan adamla dağa gidiyor. Gençlik nerede? Bugün tadil yatıyor. Ertesi gün şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Ama Yağız zeytine geldim, hepsi yiyor. O oğlum, o kızım, o gelin de. Ama işte yapan yok. Evet, bir onu bırak. Gençlerde o zaman böyle bir çalışmama, azim. İş beğenmeme. Anladın mı? Sigortalı. Bizde evet, koyun da var burada, Sarıçay'ın koyunu. Anladın mı? Ben 6 ay çoban aradım. 6 ay, 30 bin lira para veriyoruz. Ben o işi yapamam diyor. Ulan kardeşim 2 saat sabah geldi. 2 saat açtığım üzere gelin tarafın bir işin varsa bak. 2 saat hayvan zaten doydum geri geliyor. 2 saat akşam çıkaracaksın, günde 4 saat. Bilemedin 5 saat. Ağır süpürmeyeceksin, bunu sağmayacaksın, sıkmayacaksın. 30 bin liradan parayı beğenmiyor. Evet. Aslında iş var, gençler iş beğenmiyor. Ya işte sigortası yok. Evet. Şusu yok, busu yok diye. Dedim ki sigortayı kendin yapacaksın. Neyi kendin yapacaksın? Mesela ben sana kaç tane hayvan teslim ettim? 100 tane. Süt zamanı sağ ol. Benim 8 saat zaten işim yok yani. Evet. Yani 2 saat sabah gelecek, 2 saat akşam üzere gelecek. Yet tarafı boş. Daha Hasan, da odun edebilir, kek geçebilir. Anlatmak istediği aslında iş çok. Ama gençleri ne yazık ki yönlendiremiyoruz. İşte, daha rahatlar. Sizin mesleğinizde de böyle. Ya, sizin kendi oğlunuz... Benim oğlum küçük, daha 9 yaşında. Ben peki küçük yaşta yanınıza getirip de bu mesleği devam ettirsin der misiniz, ister misiniz? Düşünüyorum, ben isterim de tabii şimdi çocuk şu anda küçük olduğu için, daha ben 9 yaşında çocuk, 8-9 yaşında olan ama çocuk. Ama şimdi gelip de yazdan yaza böyle göre göre daha bir aşina olur, i̇şte daha bu yaz, bir sarılır. Bu yaz düşünüyorum, bu yaz usul ufak hani bazı günlerde sıkmadan. Siz de çünkü küçük yaşta başlamışsınız. Ben küçük yaşta. Şu anda onun ekmeğini yiyorsunuz. Ben küçük yaşta başladım. Mesela bizimki daha köyden şehre gittik. Biz çırak olarak gittik yani.
çırak olur gittik. 3-5 kişi bir ev tutar, bir oda ev tutar bize. Bazı zaman yemek yapamıyoruz, bazı zaman yemekleri yakıyoruz, uyuyup evet. kalıyoruz. O şekilde yumurtayla, haşlımayla, şundan bundan biz içerik yaptık. Hayatımı yazsın, anda, hikaye olur der misiniz? Onlar hiç şu anda kimse yapamaz. Hadi bakalım sen şimdi 3-5 tane ilkokuldan çıkan çocuğu bir evi yerleşti bir tek odaya. Kendileri orada yapsınlar, yesinler, sabah kalksınlar, işe gitsinler. Evet. Hangi çocuk yapar şu anda? O sorumluluk size küçük yaşta benim verilmiş. Benim mesela 12-13 yaşında gittik mesela. 15 yaşında say tamam mı? 15 yaşında sen 3 tane 4 tane çocuğu bir odaya kirala tamam mı? Yerleştir. Biz yemek yapan yok. Sabah kahvaltı hazırlayan yok. Kendimiz sabah kalkıyoruz. Bir girmiş çay pişiririz. Bir tane biz ekmek getirir. Bir tane biz mesela sır yaparız. Bulaşık yıkar. Elinden gelen bu şekilde. Biz sanat öğrendik. Yani şu an hangisini öğretirsin onu? Evet ama bu sorumluluk size verilmiş. Aslında biz anne babaların da suçu. Bu sorumluluğu biraz da biz vermeliyiz. Esas aile de var yani. Çünkü herkes evet. mesela okuyacağımda şu anda mesela ben sabah. Ben de 15 yaşında kız çocuğu. Sabah liseyi bırakıyorum. Ben şuradan Baltalı Kapı'dan lisenin yarına kadar üzülüyorum. Üzülüyorum. Yarım saat, bir saat bütün öğrenci çıkmış, köşe başlarında, dar sokaklarda sigara içiyorlar, bir şeyler iş yapıyorlar yani. Aile buna okuyor zannediyor. Okumuyor ki çocuklar. Hangisi okuyor? 100 kişi de 20 kişi, o zaman 30 kişi. Burada çocuklarımızın yeteneğine göre meslek liselerine yönlendireceğiz. Açık ara eleman sıkıntısı çok fazla. Meslek lisesinde yetişmez abla. Hangi sanat yetişmez? Bütün aslında branşlarda öyle. Sizin dediğiniz gibi sektörde yani eğitim öyle. Alarak yetişecek. Mobilyada da öyle. Ayakkabıcılıkta da öyle. Terzide de öyle. O yüzden çocuğumuzun yeteneği ya da neyi istiyorsa yönlendirmemiz gerekiyor. Peki. Vardı yıllarda mesela çıraklık eğitim var. Ne kapandı hani? Çırak gelmedi mi sana? Çırak eğitim olsun ne olacak? Evet. Orada stajı verir zaten yetenekli usta yok yani. Yetenekli usta yok yani. Şu anda mesela biz yetiştiğimizde modelinden tut, kesiminden, montasından, frezinden şeye gidip hep elde yetiştik yani. Şu anda onu sen bir tanesi. A'dan Z'ye aslında A'dan her Z'ye. Şeyi yapabiliyorsunuz. Nerede şu anda sen onu göstersin bir tane? Evet. Peki. Dükkan bir bu kadar da evin deposunda dediniz. Evet. Bunları bulmak zor oluyor mu? Temin etmek. Yok benim hiç zor olmuyor. Ben şu an mesela hanım beni ararım, hanım bulamaz. Ben o adam tak, sen ne çabı, sen için yetişmedin yani. Evet. Ben hangi lastiğin, hangi şeysin, çünkü onun yüzünde forması vardır. Ben tak bulurum yani, o bulamaz. Makinalarınız da çok önemli. Bu makina, yeni makinalarla eski makinalar arasındaki fark nedir? Bunların yenisi yok şu anda bu. Bunlar şey yukarı 70 yıllarda, 70-80 yıllarda üretilen makine daha devam ediyor. Bundan yenisi çıkmadı yani. Bunun çıkmadı, bunun da çıkmadı. Evet. Siz... Çıksa dahi düzen aynı düzen. Kabin değişik. Daha modern. Şey, yok yok. Aynı düzen aynı. Düzen. Parçalar aynı. Evet. Gelen... Parçalar aynı. Yani mesela adam sinyere taking yapmış. Adler yapmış. Ama yani parçalar aynı. Bu da zor. Şu anda mesela bunun parçasını biz içerisinde. Mesela bu makine ben 2-3 tane. 2 tane daha el yapıyor. Yedek. Neden yedek yapıyor? Bunun burada ustası yok. Bunu buradan herhangi bir arıza yaptım ve ben ne Turgul'a gideceğim ne Adana'ya gideceğim. Evet. Yani yapımı da zor. Onun için bende iki tane de onun yedeği var yani. Peki Hasan Usta şöyle bir programı toparlayacak olursak. Siz aynı zamanda mesela Milas'ta çok güzel etkinlikler oluyor. Haftalar düzenleniyor. O anlamda terlikler, işte çantalar falan getirip de size özel şunu yapar mısınız dediğinde de yapabiliyorsunuz değil yaparım, mi? Yaparım yaparım. Ben hiç şey, ben dün mesela geldi bir halı içerisinde böyle böyle. Yani ben ona da mesela para da alım sayılmaz yani bir halı. İşesi evet. varmış. Dedim ki böyle böyle. Ya kimisi bunu anlatamıyorsun. Yani seninle şimdi bizimle pazar gitmeye kalkıyor. O da sanatkarın çok gücün güden bir şeydir yani. Şimdi biz el sanatına, ben ticaret değilim. Biz çok paraya düşkün değiliz yani. Ben çok paraya düşürsem bunun gibi değil evet. yani. Daha el şey, sanatına da önem veriyorsunuz, destek yani oluyorsunuz. Biz veriyoruz ama müşteri bunu takdir etmiyor. Evet, peki. Şimdi biraz önce gördün ya, adam mesela eller istedim, burun büktü yani. Yok yapmış oldum işte sen burada gördün yani. Evet. Çanta yaptım, ayakkabı yaptım, eller istedim. Aslında onu... paranın kıymeti yok. Öyle söyleyeyim. Onu çok gördü yani. Şimdi ben mesela sanatkar olurken o küçük işte ben elleri almadığım zaman şimdi benim buradaki derim o hesap etmiyor. Ama o sadece bir yerde elleri hesap ediyor. Sizin de böyle bir özelliğiniz varmış. Hani böyle bir çevreye sorduğumuz zaman en uygun yapan. Hatta bazen hiç para almayan i̇şte bir ustasınız. O temelden gelen bir şey. Şimdi ben evet. sonradan görmedik için temelde ben ne dedim sana? Bizim yana ihtiyaç sahibi gelir. Yani buna ihtiyaç duymuştur yani. Bana bir ihtiyacı vardır. Evet. Peki. Mesela ben buraya sabah 8'den önce geliyorum. Niye geliyorum? Burası işçi bölgesi. Sabah işi gidecekler, çantası yırtılır, ayakkabısı yırtılır. Gelir, yaptırır, gider. Benim en gıcık olduğum kendi sanatım, bunu herkes şeydir. Yani pazarlık yapmasıdır yani.
Evet. Yani biz çok paraya düşkün değildir. Bizim aldığımız 50 lira para, 100 lira para, 200 lira para hiçbir şey yapmaz. Ben aşamada bunu ne alırım orada? 2 lira, 3 lira. Ama şartlar bazen ben o paraya, iki tarafı da düşünmek lazım. Şartlar bazen insanı bu noktaya getirebiliyor. Zaten biz onu düşünürüz. Evet. Yani bizim yana gelen variyetli kişi bizi gelip iş yaptırmaz. Zaten var adam atar yenisini alır. Bizi gelen al, ne diyorum ben sana, bir gün önce, iki gün önce buradan öğretmen bir arkadaşım, ben akşam yapamadım işini. Çünkü düzeltti dönem topladım. Makine içeri koydum ben tekrardan, o işe mi yok yani? Evet. Ertesi gün dedim bak belki hocam bak ben seni üzüldüm dedim yani vardı. Sana dedim böyle böyle hani evet. Belki ertesi gün işe gidecek belki ayakı yokmuş yani oğlanı ve kendi söyledi oğlanı yapsın girdim gittim yoktu dedim. İşte bu durumda bu adam düştük. İlkokul öğretmeni. Evet. Allah beterinden sakınsın diyoruz o zaman. Bu adam ilkokul ve iyi bir yani isim vermek istemiyorum ama ben onu, akşam ben üzüldüm ben. Niye üzüldüm? O adam orada işini göremem dar zaman çünkü ben işini görüyorum. Çünkü benim yana gelen ihtiyaç sahibi gelir. Evet. O an onun vakti yoktu veyahut o anda işe geldi. Gerek duydu geldi ama ben toplamıştım burayı. Sizin gibi insanlar her zaman var olsun. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. O çok zor yani. O çok zor. Sağ olun. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ne programımızı noktalayalım. İnşallah yeni nesillerim yetişir. Evet. Kan kaybetmez yani. Dünya çapında bu bir bizim tür bir değil. Devam dünya çapında. Bir bizim sanat değil. Hayır sanatta. Evet. Ne terzide ne belberde. Hiçbir el sanatında sanayi de yok yani. Hiç sanayide tamirci çocuğu orada diyor. Umarım yeni nesilde aradan da böyle yetişenler olur. Evet, orada yok. Şimdi adam bize bakıyor. Şu önüne bakıyor. Öf, çok kirli. İşte ekmeği biz buradan çıkarıyoruz. Anladın mı? Evet. Haklısınız. Ya ben nelerine karşılaştım. Alın teri olmadan, emek olmadan yemek de olmuyor. İşte çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bugün de programımızı noktalıyoruz. Hasan Usta ile birlikteydik. Hayat hikayesini böyle bir kısaca anlattı. Yeriniz nerede? Yerim mi? Evet, şu anda. Muğla Milas. Hisarbaşı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kumları Sokak, evet. Noğuş Milas. Sizler de ihtiyacınız olduğunda Hasan Usta'ya uğrayabilirsiniz. Eskilerinizi böyle en azından giyilebilecek duruma getirebiliyor. Tekrar çok teşekkürler. Bir başka programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.